altını oydukça oymuşlar. Tabii biz işte kozmik odaya girildi biz zannediyoruz ki Ergenekon işte şeyler yapılıyor. Bu ülke gerçekten sivilleşiyor. Bu ülke gerçekten demokratikleşiyor. Adamlar suçsuz, suçsuz herkesi içeri tıkmışlar. Tabii bu 15 Temmuz yaşandıktan sonra Sayın Bahçeli biliyorsunuz başkanlık sistemine çok karşıydı. Asla başkan e, yaptırmayacağız diyordu. Başkanlık sistemi mümkün değil bu ülkede diyordu. Ama 15 Temmuz yaşandıktan sonra gerçekten Sayın Devlet Bahçeli bir devlet adamı e, refleksi gösterip Ak Parti'ye e, siz bu cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgilerinizdeki e, metni getirin bize teklifi getirin birlikte oturup Türkiye'nin yeniden şekillenmesini birlikte sağlayın, bir uzlaşı kültürü e, oluşturalım dedi. Bir devlet adamlıydı bu e, inanın ve AK Parti ile birlikte oturdular. Şu an cumhurbaşkanlığı sistemini Türkiye'nin önüne koydular. İnşallah 16 Nisan'da e, bunu millet olarak oylayacağız. Vesayet sistemleri e, açık siyasetin açık bıraktığı kapılardan girmeyi çok iyi beceriyor ve parlamenter sistem maalesef e, mütemadiyen darbe üretti. Mütemadiyen iş yaptırmama ee, hükümeti çalıştırmama, işte bir gen soru veriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı dün ondan bahsetti muhtarlar konuşmasında, ee, bir gen soru veriyorlar, tıkıyorlar. Yani çok ciddi bir zaman kaybı. Bir de biraz önce biz Hasan Bey'le de sohbet ediyorduk. Yani Türkiye tarihine baktığımız zaman hep liderlikle yönetilmişiz, hep lider ön plandaymış. Bir e, koalisyon dönemlerini hepimiz hatırlıyoruz. Yani ben hatırlıyorum koalisyon dönemlerinde burada gençlerimiz var. Onlar bilmezdi koalisyonun ne anlama geldiğini bile bilmezler. Çünkü ee, ...hatırlarsınız e, Haziran, 7 Haziran seçimlerinde Google'da en çok aranan şey koalisyon. Çünkü gençler koalisyonun ne olduğunu bilmiyor 17-16 yaş. Çünkü görmemişler. Hep iktidar tek başına iktidar bir parti yönetmiş bu ülkeyi. Ama o koalisyon dönemlerinde çocuklar e, bir anayasa fırlatıldığı zaman... E, ...bu ülke e, ekonomik olarak birden çöküş yaşadı. Yani... Her şey kırılgan, o kadar kırılgandı ki e, ülkenin e, siyasi tarihi, siyasi e, pozisyonu. Siyasiler zaten çok itibar görmezdi o dönemlerde ve e, bütün bunları e, gerçekten rafa kaldıracak bir sistem. Eminim hepiniz iyi biliyorsunuzdur, 18 madde üzerinde konuşlandı. Şimdi tek adamlık meselesine gelelim biraz da, tek adam tek adam. Şimdi şu an Cumhurbaşkanı'nı vatana ihanet dışında hiçbir şeyle yargılayamıyorsunuz. Ama bu yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nı bile denetleyebilecek bir sistem bu. Tek adamlık diyor. Şimdi siz e, hatırlarsanız Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde işte CHP ve MHP bir oldu. Ekmelettin İhsanoğlu'na aday gösterdi. Eğer bu gerçekleşseydi yani Cumhurbaşkanlığı onlar fazla oy alsaydı bir uzlaşıyla Ortaya çıkmış bir kişi seçilecekti. Şimdi diyorlar ki Erdoğan sonrası ne olacak? Özellikle muhafazakar kesime böyle bir algı operasyonu yapmaya kalkıyorlar. Şimdi burada da şöyle bir şey var arkadaşlar. Türkiye'de AK Parti'nin oy oranı belli. Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52. Ama AK Parti diyelim ki Erdoğan'dan sonra uzlaşı kültürüyle bir aday çıkartılırsa MHP ya da işte o zamanki bundan 15 sene sonra diyelim. Ee, bir uzlaşı kültürüyle kimse kimseyi ötekileştirmeyecek. İşte başka partiler de çıkabilir. Onlar da ortak bir aday gösterebilir. Onlar da ortak ayıda üzerinde yarışabilir. Ve millet kimi seçtiyse baş göz üstüne. Bu milletin ferasetine güvenmeyeceğiz de. Neye güveneceğiz? Yani 15 Temmuz'da ben hatırlıyorum Erdoğan dışarı çıkın çağrısından çok önce zaten millet dışarı çıkmıştı. Herkes neyin ne olduğunu farkına varmıştı. İnsanlar eğer bu darbe olsaydı 20 bine yakın PKKlı sınırda bekletiliyordu. Bunu herkes yazıp çizmiyor ama o 20 bin PKK'lı DAEŞ'le birlikte gerçekten bu ülke işgal edilecekti. Kıbrıs'ta orada bir sürü askerin, yabancı askerin bekletildiğini de biliyor musunuz? Tam bir işgal hareketiydi 15 Temmuz. Bahçeli bunun farkına vardı. Sayın Cumhurbaşkanı ısrarla bu başkanlık sistemini gerçekten Türkiye'nin geleceği için çok önemli diye gündeme getirmesine rağmen reddettiler ama 15 Temmuz gösterdi ki Türkiye Cumhuriyeti devleti kırılgan hale gelmiş. Bu Fethullahçı terörist yapı bu devleti içten içe ele geçirmiş. Ve kalktılar bizim vergilerimizle verdiğimiz tanklarımızla, tüfeklerimizle bize saldırdılar. Yani ben hatırlıyorum o şeydeydik, e, havalı yolu üzerindeydik ve e, o uçakların nasıl sortu yapıp orayı bombalama şeylerini yaptıklarını gözlerimizle gördük. Yani Cumhurbaşkanını bekledik orada sabaha kadar ve o korkuyu, o güvensizliği bu millet asla bir daha unutmaz. Bu yüzden hepimizin gözü kulağı açık olmak zorunda. Ve evet noktasında da tereddüt olanlar varsa gerçekten o tarihle, geçmişte yaşananlarla bugün yaşananları bir e, kıyaslama yapsınlar. Sıkıntıları bir daha yaşamak istemiyorsak, Türkiye'de koalisyonlara mahkum olmak istemiyorsak, Türkiye'yi e, uluslararası ajanların cirit attığı bir ülke haline getirmek istemiyorsak bu noktada başkanlık sistemi gerçekten çok ama çok önemli. Biz e, tek başına iktidar meselesi değil sadece bu vesayet sistemlerinin darbelerin önlenmesi noktasında bakın 15 Temmuz'da biz yaşadık bunu. Yani ben o gece şey dedim yani dedelerimizi ve ninelerimizi anlıyorum Çanakkale Savaşı'nda. Gerçekten öyle bir savaşa gireceğimizi düşünüyordum ben. Ellerimizde arkadaşlar şey yani Rusatlı tabancası olanlar tabancayla dışarı çıkmışlardı. Biz artık mücadeleye başlıyoruz diye böyle bir şeyle çıktık. Allah'tan bütün millet. Hatta Urfa'dan bir haber geldi. Sonradan okuyorum ben. Tankların önüne çıkmasınlar diye beton dökmüşler. Tankları çıkartmasınlar diye. Şimdi sizin ordunuz ele geçirilmiş yani içerden ele geçirilmiş. E, 17-25 Aralık darbe e, yargı darbesi tam 3800'e yakın hakim ve savcı ihraç edildi. Yani toplam ne kadar bizim hakim ve savcımız var? 9-10 bin civarı. Ve e, düşünün yani neredeyse yargının e, üçte birini ele geçirmiş adamlar. Şimdi ele geçirmekle kalmıyorlar. Çok ciddi e, oyunlarla e, Türkiye'nin hem dış politikasını sabote ediyorlar. Bakın Rusya ile uçak düşürdüler, Rus uçağını düşürdüler. Rusya'yla ne sıkıntılar yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Ee, ve e, hem bütün eldeki bilgileri, Türkiye'nin kozmik odalarından tutun istihbarat bilgilerini e, uluslararası istihbarat örgüler, örgütlerine peşkeş çeken bir örgüt var karşımızda. İşte Yunanistan'da biliyorsunuz 8 tane haini vermedi Yunanistan bize. Onlar da yani halbuki hepsiyle bizim e, şey anlaşmamız var, suçlu iadesi anlaşmamız var. Şimdi bütün bunları yaşamışken e, bu sistemin değişmesi gerektiğini e, siyasetin de aklı başında olanlar mesela CHP'lerle konuştuğumda da aynen şunu söylüyorlar. Ya ben PKK ile HDP ile yan yana gelmek istemiyorum diyor milli olan CHP'liler. Gerçekten bu yüzden CHP'de çok oy geleceğini düşünüyorum ben evet'e. Ee, onların vereceğini şey yapıyoruz yani konuşuyoruz zaman zaman. Bir bakıyorsunuz PKK, FETÖ bunlar ciddi ciddi uluslararası yayınlar yapıyorlar. CNN'i izlediğiniz zaman, International BBC'ye baktığınız zaman FETÖ'nün kaçak elemanlarının hepsinin orada peydahlandığını görüyorsunuz. Yani zannediyor musunuz onlar hala orada öyle duruyorlar? Çok ciddi yayınlar yapıyorlar, çok ciddi saboteler yapıyorlar Türkiye'ye karşı, hainlikler yapıyorlar. Ama biz bunları artık Türkiye Cumhuriyeti gerçekten güçlü bir devlet ve... Devlet kendini yeniden revize etmek zorundaydı. Bu olağanüstü hale hisseden oldu mu arkadaşlar vatandaş olarak? Siz hiç olağanüstü hali hissettiniz mi? Hiçbir sıkıntı yok. Ben de hiç hissetmedim. Arada bir polis, e, trafik polisleri şey yapıyorlar, orada duruyorlar. Çevirmeler falan yapıyorlar. Onlar da çok e, normal. Olağanüstü hal devletin devlete e, bir revizesiydi. Bu devlet bu e, Fethullahçı yapıdan damarlarına kadar temizlenmek zorunda. Emin olun damarına kadar girmiş. Yani katip hani e, memurların hani en şeyidir. Katip diye düşünün. Adamlar sadece katipliğe çalışmış. Çünkü yargı sistemini ele geçirmenin bir tanesi de hakimlik zannetmeyin sadece. Katiplik. Geliyor adam orada mesela katip hakimin şeylerini yazıyor. Hakim bir sürü dosyaya bakıyor. Kararnamelerini yazıyor. Orada bir cümle ya da davadan içerden bilgi e, bu adamlar için yeterli zaten yani böyle bir e, süreçten geçti e, Türkiye Cumhuriyeti ve gerçekten hala bitmiş değil e, çünkü e, BILOG göre 215 bin kişi var Baylok'ta yazışan ve anlıyoruz ki 300 bin kişi zaten devletin içine sokmuş e, bu yapı ve zannetmeyin bunlar böyle dindar dini e, inanarak hani bu inançla yaptıklarını bunların bunlar e, Amerika'nın ya da üst aklın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir kavram var. Üst aklın elemanları. Onlar diyor ki Türkiye hakkında bütün bilgileri bize ver. Çok rahat. Yani vatan, millet duyguları yok adamların. Böyle bir şeyleri var, yapıları var. Çok başka bir örgüt tabii. Ama sadece bu değil. Avrupa ile mücadele ediyoruz son dönemlerde. Amerika, Obama'dan çektiğimizde yaşadıklarımız sıkıntıları, resmen bizim örgüt olarak gördüğümüz terör örgütü olarak gördüğümüz bir e, yapıya adamlar silah veriyor Suriye'de. Ve Suriye'yi de Fırat Kalkanı operasyonu Türkiye Cumhuriyeti'nin e, yani bütün oyunları boşa çıkarttığı bir operasyon. O kadar önemli bir operasyon ki eğer Fırat Kalkanı operasyonu yapılmasaydı Türkiye her gün e, bir ilçemizde, bir ilimizde canlı bomba patlamalarıyla e, Kaos yaşatmak istiyorlardı. En son biliyorsunuz, Beşiktaş'ta 44 tane şehidimiz var yani polis şehitlerimiz var orada da. Bu noktada Türkiye'nin kendi göbek bağını kendisi kestiği bir süreçte bizler de Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi seferberlik ilan ediyoruz. Yani bütün vatandaşlar olarak ben e, tanıdığınız herkese, CHP'li arkadaşları bile ikna etmeye çalışıyorum bazılarını. Bazıları zaten PKK ve FETÖ bunlara oy veriyorsa ben e, asla hayır demeyeceğim diyor. Evet diyeceğim diyor ama kim varsa gerçekten bu çok önemli bir süreç. E, tatlı dille insanlara e, bu ülkenin bir daha yeni 15 Temmuzlar e, yaşamaması için Evet demesine ikna edin derim. Muhtemelen siz de bu noktada zaten hepiniz gönüllüsünüzdür. Önemli şeyler bunlar. Önemli günler yaşıyor oluruz. Yarın torunlarımıza tarihsel bir süreci canlı olarak anlatacağız. Tabii yaşayabilirsek, Allah ömür verirse. Hepiniz de tarihin şahitliğini yapacaksınız inşallah. Çok az kaldı arkadaşlar. Gerçekten bu başkanlık sistemiyle birlikte, cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye 5 yılını 6-7 ayda, 1 ay, bir yılda 5 yılda yapabileceği işleri 1 yılda 6 ayda yapabilecek. Çünkü düşünün CHP iktidar değil, MHP iktidar değil ama bir şehir hastanesini yapamıyordu Türkiye Cumhuriyeti. Çünkü yaptırmıyorlar. Çünkü gen sorularla meclisi boğuyorlar. Bir sürü bürokratik oligarşi karşınıza çıkartıyorlar. Herkes evet AK Parti iktidar hem de ezici çoğunlukla iktidar oldu bu ülkede. Ama AK Partiyi yönettirmediler bu ülkeyi. Erdoğan'a yönettirmediler bu ülkeyi. O 367 krizinden 17-25 Aralık sürecinden MİT tırlarına kadar yaşamadığı şey kalmadı AK Parti'nin ve Erdoğan. Bütün bu badireleri milletle birlikte atlattı Erdoğan. Ya yani Erdoğan'ın da böyle bir e, toplumu dönüştürme, e, toplumu anlama, toplumun milletin gündemini kendi ana gündem maddesi yapma gibi bir yetenek vermiş Allah o ayrı bir liderlik özelliği diyeceğim gerçekten öyle ve milleti de arkasına alarak yoluna devam ediyor. Gerçekten Erdoğan'ın bu milletten başka kimsesi yok. Bunu 15 Temmuz'da gördük. İçeriden fethetmişler. Her yeri askeri e, tırnak içerisinde asker diyorum tırnak içerisinde hakim savcı diyorum bir hakim bir savcı e, Türkiye Cumhuriyeti'nin gizli bilgilerini yurt dışına satmaz Türkiye vermez bir gazeteci diyorlar basın özgürlüğü yok diyorlar arkadaşlar bir dönem Amerika'da yaşadım Türkiye'de ki basın özgürlüğünü Amerika'da asla bulamazsınız e, bugün diyorlar ki işte e, basına e, şey darbe yapılıyor. Bir sürü şey kapatıldı. İnternet sitesi kapatıldı. Televizyon, gazete kapatıldı. Ya bir Amerika'da ya da Avrupa'da e, siz DAEŞ'te ya da El-Kaide'ye övücü bir şey yazdığınız anda ya 15 dakika sonra CIA sizin kapınızda biter. Burada çok rahat bak ö, askeri öldürdüm e, ellerine sağlık e, terör propagandası o kadar rahat yapılıyordu ki Türkiye'de. Artık bu propagandaya devlet müsaade etmeyecek. Yap olması gerektiği gibi. Herkes fikirlerinde çok özgür. Ben 19 yıldır gazetecilik hayatımda 28 Şubat'tan sonraki döneme kadar gerçekten korkuyordum bir şey yazmaya ya da bir şeyi haberleştirirken korkuyorduk bir endişe vardı. Ama şimdi bakıyorum herkes o kadar özgürce fikirlerini ifade ediyor ki sadece iki şeyden uzak durmak lazım. Bir şiddeti övmek, İki de terörün propagandası. Onun dışındaki her şey bu ülkede gerçekten işte Avrupa'yı da biliyoruz, Amerika'yı da biliyoruz. Düşünce özgürlüğü hiçbir yerde bu kadar özgürce yapılmıyor. Ya adamlar Cumhurbaşkanı %52 ile seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'nı dergiye bastılar. Boynunda iple. Bunu yapabilir misiniz siz Amerika'da bunu yapabilir misiniz Avrupa'da? Mümkün değil yapamazsınız. Her gün hakaretler, her gün iftiralar. Sadece onlar değil. Erdoğan'ı seven Erdoğan'a destek olan medyaya karşı, siyasetçilere karşı da müthiş bir itibarsızlaştırma ve sindirme politikaları yaşattılar bu ülke. Tehdite kadar yaşamadığımız hiçbir şey kalmadı gazeteciyiz adında. Ki yani biz siyasetçi değiliz, hani sadece ülkemiz için elimizde ne geliyorsa çorbada tuzumuz bulunsun, biz de bu mücadelenin içindeyiz demek için ileride ve kendimize saygımızı kaybetmemek için bu mücadelenin içerisindeyiz ama bize yapılanlar, yani düşünün artık yukarıdakilere neler yapılıyordur? Nelerle karşılaşılıyordur? Ya bu süreçte millet olarak da hepimiz hepiniz destek verdiniz ülkenize, milletinize ve inşallah bu evet süreciyle birlikte yeni anayasa değişikliği inşallah hayırlı olacak diliyorum. Aslında ben bu kadar uzun konuşmaktan çok hoşlanmıyorum. Tesadüf olma ihtimali de yüksek ama Putin'in bundan haberi olduğunu düşünmüyorum. Yani şu an Rusya ile ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi durumda. Dün de Erdoğan'la Trump'ın konuşması vardı biliyorsunuz telefon görüşmesi. Biz uzun zamandır Trump'ın ne diyeceğini bekliyorduk açıkçası. Çünkü Türkiye politikası netleşmedi Trump'ın, ee, Suriye politikası pardon. Ve Türkiye'siz olmayacağını Avrupa da biliyor, Amerika da biliyor. Ama şu an e, PYD'yi kullanacaklar mı kullanmayacaklar mı bu noktada Amerika çok kararsızdı şu an anlaşıldı ki rak operasyonunu Türkiye ile birlikte yapalım dedi Amerika. Biz rak operasyonunu ne demiştik Türkiye olarak? Eğer PYD varsa biz asla Rakka operasyonunu birlikte yapmayız. Onlar da PYD'yi tercih ettiler. Dolayısıyla şu an Trump rak operasyonuna davet ettiğine göre Türkiye'yi PYD'yi kullanmayacaklar. Artık PYD masada değil. Rusya Türkiye arkadaşlar Washington Post ve diğer gazetelerde Trump, Erdoğan ve Rus Putin'in üçlü şekilde fotoğrafı var. Dünyayı bu üç lider yönetecek diye haberler çıkıyor. Yani şu süreçte ben Putin'le ile anlaşılacağını düşünüyorum. Yani ileride neler olacak belli olmaz yine de ama nasıl Erdoğan Türkiye'de 13-14 yıl boyunca hatırlayın ya Erdoğan AK Parti iktidardı. Başörtüsünü ne zaman çözebildi? 3 yıl önce. 15 yıldır ya yaptırmadılar, çözdürmediler çünkü o bürokratik oligarşi öyle bir e, zerketmişti ki e, sisteme izin vermedi. Şu an aynı şey Trump için de geçerli. E, bakın çok ciddi bir algı operasyonu yapılıyor. E, Irak Irak 1,5 milyona yakın insan e, katledildi Irak'ta. 600 bine yakın Suriyeli e, maalesef e, canını verdi. Obama bu kadar e, katliamlardan sorumlu ama sadece 58 tane Trump Amerika'ya e, Müslüman alınmamış şimdiye kadar. Bu 58 kişi alınmadı diye dünya ayağa kalktı. Bunlar Müslüman sevgisinden mi? Hayır, 175 kilometre Macaristan telle örgü yaptı. Ya yani insanlar bıçaklı telle örgü bunlar ama hiçbir yerde gündem olmuyor. Yani bu yüzden algı operasyonlara düşmeyelim. Özellikle e, bu süreçte. Resmi ağızların e, şeylerine dikkat edelim. Yani resmi söyleme daha çok dikkat edelim. Trump bizim babamızın oğlu değil. Ama Türkiye'nin çıkarı naysa, Türkiye'nin de güçlü olması, mazlumların güçlü olması demek. O yüzden de e, bu süreç bir e, geçiş süreci e, bekleyeceğiz. Anlaşmalarını bekleyeceğiz. İsmi değişik sadece bu başkanlık sistemi. Lider yönetecek artık ülkeyi, inşallah eğri oturalım, doğru konuşalım diye kendisi açıkça itiraf etti yani. Biz seçmişiz, göndermişiz ama yetki vermemişiz Cumhurbaşkanı'na. Yürütme yetkisi vermemişiz. Olur mu öyle şey? Seçtiğimiz insan bizi de yönetecek, bu ülkeyi yönetecek. Bu kadar basit. Demokrasinin gereği bu zaten. Çoğulcu demokrasilerde bu böyle olur zaten. Şimdi her tecrübe devlet için çok önemlidir. Ben bu tecrübeden yola çıkıp devletin artık cemaatler noktasında çok daha açık göz açık olacağını düşünüyorum. Ama cemaatleri de toptan reddiyeciliğe de karşıyım. Yani cemaatlerin şöyle bir işlemi vardır toplumda. Ben aynı zamanda bir sosyoloğum. Toplumsal yapıyı, toplumsal düzeni sağlar din ve cemaatler bu noktada cemaatlerin kendi yetki sınırlarını iyi çizmeleri lazım. Bu yetki sınırları dışına çıktığı zaman yani siyasetle hemhal olunacaksa cemaatler biz o zaman bu cemaat Fethullah Gülen cemaat olduğu dönem öyle lanse edildiği zaman siyasete giriyorduk. O zaman kurun bir parti diyorduk. Bu cemaatler her siyasetle ilgili ise bir parti kursunlar. Türkiye Cumhuriyeti demokratik ve hukuk bir devleti kursunlar bir parti yönetilsin ama o konuda ben artık devletin gözünün çok açık olduğunu biliyorum. Ee, hassas bir süreç e, yaşadı devlet ve bunu da bu tecrübeyi de kendisine e, iyi not ettiğini e, inanın. Ee, öyle biliyorum. Yani cemaatleri dışlamayız. Ee, olmazsa olmazıdır bu devletin, bu milletin. Ama siyasette e, işi yok. Cemaat insan yetiştirmeye e, ve dini hizmetler noktasında e, görevlerini yapmaya kesinlikle tamamen önü açık olmalı bu noktalarda. Ama diğer konularda devlet artık kendi çocuğunu e, teslim etmez yani. Ettirmez bu noktada. Bu tecrübe önemli bir tecrübe oldu hepimiz için. Şimdi bakın arkadaşlar, geçenlerde böyle bayağı bir üst düzey bir yemekteydik. Yani şey olarak, böyle iş adamları ve iş kadınlarının olduğu bir yemekteydik. Yanıma söylemeyeceğim, Türkiye'nin böyle önemli bir iş kadınlarından bir tanesi oturdu. Konuşuyoruz, ya Meryem Hanım dedi, ben oruç tuttuğumu dedi, beyaz Türk tırnak içerisinde. Oruç tuttuğumu söyleyemiyorum insanlara bizim çevremizde çünkü aa sen oruç mu tutuyorsun yadırgıyorlar dedi şimdi böyle bir kesim var yani kadın iş kadını Türkiye'nin en önemli iş kadınlarından bir tanesi ama oruç tuttuğunu saklıyor kendi çevresinden saklıyor çünkü ciddi bir mahalle baskısı var onlara yönelik de. İnsanlar düşünün bundan 5-4 yıl önce başörtüsüne nasıl şeriatı getirecek? Korkuyorlardı başörtülerden. Şimdi normalleşmeye başladı. Artık bu korku karşı tarafta da kalmadı. Ben bunu biliyorum. Yani korkmuyorlar artık başörtüsünden. Eee şeriatı getirecekleri bu onu bir köşeye koymuşlar yani. Şimdi Türkiye bir normalleşme süreci yaşayacak. Bu normalleşme sürecini de biz yaşıyoruz. Hep birlikte yaşıyoruz. Biraz önce dedim ya tarihi bir süreçten geçiyoruz diye. İki tarafta birbirini tanıyacak. İki tarafta birbiri hakkında ön yargılarını yıkacak. Şimdi e, bu hanımefendi görseniz dışarıda işte namazını yaz hak getir edersiniz. Hani başı açık böyle tırnak ojeli falan ama namazını kılıyor. Orucunu tutuyor. Yani her iki tarafın da muhafazakar tabanın da karşı tarafta orada da çok iyi insanlar var. E, ben hatırlıyorum başörtüsü ile içeri alınmadı diye bir hoca kendisi de dışarı çıkmıştı. Solcu ateist bir hocaydı. Benim öğrencim başörtülü diye siz sınıftan atamazsınız diye kendisi dışarı çıkmıştı hocanın. Şimdi böyle insanlar da var. Birbirimizi tanıyacağız. Tanıyarak yani helalleşerek bu süreci atlayacağız, atlatacağız. Ben meclise gittim başörtüsü. İlk defa başörtülü vekiller meclise geldi. İlk haberi de ben yapmıştım. Sevde Beyazıt Hanım Efendi aramıştım. Meryem sana vereyim haberi diye. Ee, gittiğimde gerçekten CHP'li vekillerde de hiçbir gerilim görmedim açıkçası. Yani onlar da normalleştirmişlerdi. Türkiye çünkü şunu da görmek lazım. Ee, Cumhuriyet düşmanı olarak görüyorlar başörtüyü. Bir, bir başörtülü hiç tanımamışlar hayatlarında. Evet. Çok farklı geliyordu onlara. Ama artık bunlar aşıldı, ee, bir takım şeyler de aşıldı. Aşıl, gerçekten Türkiye e, daha iyi bir noktaya gelecek. Bakın, siyasi kutuplaşma olabilir. Herkes diyor ki kutuplaşma çok tehlikeli. Siyasi kutuplaşma da hayır vardır. Ama toplumsal kutuplaşma bu ülkeyi e, yer bitirir. Ve maşallah Türkiye'de toplumsal kutuplaşma yok. Biz bunu 15 Temmuz'da gördük. Yani yanımda e, piercingli genç kızlar, şortluk kızlar, e, at kuyruklu erkekler falan yürüyordu şeye havalanına doğru. Yani insanları artık e, yargılamadan ön yargılarımızı da bizim de biraz biçmemiz lazım ön yargımızı. Ama e, anlayabiliyorum hep muhafazakar kesime çok ciddi baskılar yapıldı. Çok ötekileştirildi. İnsanlar namaz kıldığını bile söyleyemedi. Ee, ama aşılıyor bunlar işte. Aşılacak inşallah yavaş yavaş. Ee, %52 Cumhurbaşkanı'nın kendi oyu var. Ee, %10 MHP'den gelir. %62. %1 ben CHP'den. %1 de HDP'den bekliyorum tabandan. %64-65 civar. <laughs> MHP'ye ama çok ciddi manipülasyon yapıyorlar MHP tabanına. Ee, dün Devlet Bahçeli çok güzel bir konuşma yaptı. Hepsini ee, konuşmanın e, şey yaptı yani o bütün oyunları bozdu kendi tabanına yönelik. Boş durmuyor FETÖ her yerde. Teşekkür <laughs> ediyorum arkadaşlar. Sürçülisan ettiysem affola. <laughs>